Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Bu gece çok önemli bir konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Nurullah Genç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimizi muhabbetle selamlıyoruz buraya. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Hocam genel itibariyle bugün sizin de şair olmanız hasebiyle biz biraz şair ve şiir konuşmak istedik. Evet. Allah Resulü döneminden başlayarak özellikle biz Allah Resulü döneminde Hasan bin Sabit, işte Kab bin Malik, Abdullah bin Revaha'yı belki önce şairler olarak biliyorduk. Evet. Onların Allah Resulü döneminde güzel bir hani savaşı vardı aslında, güzel bir cihadı vardı. Onlar bazen sözleriyle kılıçtan çok daha fazla tesir edebiliyordu düşmanı. İslam medeniyetinde şairi konumlandırırsak hocam nasıl bir yerde konumlandırabiliriz diyerek başlayalım. Bu üzerinde çokça konuşulması gereken bir mesele aslında. Çünkü son 100 yılda biz pek çok hususta nirengimizi kaybettiğimiz gibi, mihengimizi kaybettiğimiz gibi şiirde, sanatta, edebiyatta da kaybettik. Yani şiir neden var? Niye olmalı? Hikayeyi neden yazmalıyız? Roman neden var? Tiyatro bizim için ne ifade ediyor? Biz bunları sadece geçici dünya hevesleri için yazabilir miyiz? Sadece insanları eğlendirmek için şiir okuyabilir miyiz, yazabilir miyiz? Bunları konuşmamız gerekiyor ve yeniden keşiflerde bulunmamız şart. Çünkü mesele rayından epeyce çıkmış durumda. Dolayısıyla bu söylediğiniz, ifade ettiğiniz soru son derece önemli. İslam'ın geldiği dönemde, Hazreti Peygamber zamanında ve öncesinde şiir Arabistan Yarımadası'nda, Hicaz bölgesinde çok güçlü bir söz sanatı, yani çok güçlü bir sanat dalı. Şairler o kadar maharetliler ki, ilham o kadar açık bir şekilde onlarla beraber ki, bir kalabalık gördüklerinde bir taşın üzerine çıkıp şiirler okuyabiliyorlar. Ve insanlar onların etrafında toplanıp onları dinleyebiliyor. Ve şiirin ortaya çıkışı özellikle o yarımadada ilahilerle başlamıştır. Önce ilahiler vardır. Türküler söyler insanlar, ilahiler söylerler. İlahiler bir süre insanların arasında yayılır, söylenir, devam eder. Ancak ilahileri makamıyla söyleyemeyenler güftesini okumaya başlarlar. Ve bir süre sonra bu şiir geleneğini oluşturur. Temelinde bu vardır yani. Şiirin temelinde musiki vardır. Batı medeniyetinde de böyledir. Yani önce güfteyle beraber beste, sonra bestesiz güfte şiir. Sonra şiir, güçlü şiir, güçlü musiki. Böyle bir şey oldu. Musiki ile şiir arasında, söz sanatı arasında böyle bir ilişki var. Hicaz bölgesinde o yarımada da böyle. Tabii mesele gittikçe güçleniyor. Yüzyıllar geçtikçe şiir o kadar güçlü hale geliyor ki, hani bugünkü anlamda iktidarları devirecek bir söz sanatına dönüşüyor neredeyse. Bu yüzden Mekke'nin, Hicaz'ın güçlü kişileri, güçlü şairleri dinlemek zorunda hissediyorlar kendilerini. Onların programlarına gidiyorlar. Onlara hediyeler veriyorlar. Onların övgüsünü ve takdirini kazanmaya çalışıyorlar. Bu daha da güçlendikçe öyle bir hale geliyor ki şiir yarışmaları gerçekleşiyor. Güçlü panayırlarda, güçlü bugünkü fuarlar gibi, güçlü fuarlarda güçlü şairler şiirler okuyorlar. Bu yarışmalardan bir tanesi de ünlü Ukaz Panayırı'nda yapılıyor. Evet. Ve o panayırda hatta rivayetler şöyle tasvir edelim. Bütün çadırlar farklı bir renkteyken gül renginde bir çadır düşününüz. Böyle bir renkli bir çadır. Deriden ya da başka neden yapılmış ama gül rengine boyanmış. O panayırın en güzel çadırı şiir yarışmasına ayrılmış. Ve o çadırda şiirlerini okuyorlar. Orada bir jüri var. Onlar izliyorlar şiirleri. Takdirlerini ifade ediyorlar. Ve bütün okunan şiirler içerisinden 7 tanesi seçiliyor. Muallakat-ı Seba adıyla, 7 askı adıyla Kabe'ye asılıyor. Kabe'nin duvarlarına asılıyor ve orada uzun süre kalıyor. Bu şairler tabii çok güçlü isimler. Bunlardan bir tanesi Kaside'yi bulan İmrül Kays'tır. Birisi Ka'b bin Züheyr'in babası Züheyr'dir, Antere'dir. Diğerleri de var. Onlar da çok güçlü şairler. Bu yedi şairin şiirleri Türkçe'ye de kazandırıldı. Yani işte Muallakat-ı Seba şairlerinden şiirler diye yayınlandı. Ve şiir o zaman sadece insanları duygusal olarak ya da zihni olarak bir yere sevk eden bir araç değil. Aynı zamanda bir eleştiri mekanizması.
Şair hicvedebiliyor. Hor gördüğü bir şey ya da hoş görmediği bir şeyi toplumda bir taşın üzerine çıkarak dile getirebiliyor. Tüccarın faaliyetinden rahatsızsa tüccarı eleştirebiliyor. Ama bunu o kadar büyük bir sanatkar hani haz vererek yapıyor ki tüccar bile o eleştiriden memnuniyet duyuyor, haz duyuyor. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz, evet. O zaman da var. Herkes bakıyor ya, acaba şair benimle ilgili bir şey söyleyecek mi? İyisi kötüsü önemli değil. Yani yeter ki bir şey söylesin. Ama arkadan arkaya sanat, edebiyat ve şiir düzeltici bir fonksiyon da icra ediyor. Bunları yıllarca okuduk, biliyoruz. Yani o damarların içerisinde neler geçmiş, nasıl gelişmiş, az çok farkındayız bunun. Ve tabii söz sanatının bu kadar güçlü olduğu bir ortamda İkra bismi rabbikellezî halak başlıyor. Allah'ın ayetleri inmeye başlıyor. Şaşırıp kalıyorlar. Şiir diyecekler, şiir değil. Şiiri yanına koyuyorlar, şiir sönüp gidiyor. Yani farklı bir söz. İnkar ediyorlar ama gizli gizli gidip Efendimiz'i dinliyorlar bir yerlerde. Yani Ebu Cehil bile dinleme ihtiyacı hissediyor. Çünkü muhteşem bir şey. Yani o ses, o uyum belli ki insani değil yani. Bu insani bir söz değil. Bunu görüyorlar. Zaten böyle olmalıydı. Yani şiirin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde ümmi birisi tarafından Kur'an, Allah onun kalbine indirecekti, o da okuyacaktı ki ilahi kelamın insan kelamından farkı anlaşılsın. Evet. Bunu en çok nerede anlıyoruz? Kur'an'ı taklit etmeye çalışıyorlar, biliyorsunuz. Yani el filu mel filu ve madrake mel filu el kuyru gasirun vel hurtumu tavilun diye yazıyorlar. Hem de güçlü şairler denemeler yapıyorlar. Ama çocuk bile duyduğunda diyor ki Kur'an'ı taklit etmişsiniz. Bunun ayetle falan alakası yok. Böyle bir dönemde Kur'an geliyor ve şiiri susturuyor. Eğer bir hadise yaşanırsa ve kendisinden öncekileri susturursa onlar susturanın hizmetine girerler. Dolayısıyla şiir İslam'ın hizmetine giriyor Müslüman olan şairlerin şahsında. Artık onunla müsemma hale geliyor, onunla anılır hale geliyor. Ama Müslüman olmayan şairler de İslam'a karşı savaş açıyorlar. Çok büyük bir mücadele başlıyor. Bu mücadele hem kılıcın, kalkanın, okun, mızrağın mücadelesi, hem imanla imansızlığın mücadelesi, hem görmenin mücadelesi, hem işitmenin, hem de kelamın mücadelesi, sözün mücadelesi. Söz ki büyük bir savaş aracıdır aslında. Evet. Yani çok güzel kullanılırsa, iyi kullanılırsa ve Kur'an-ı Kerim tabii o inzal edilen ayetlerle beraber şairlerle ilgili olan hükmü de getiriyor bize. Allah Şuara suresinde şairleri de geçmiyor. Tabii analizden geçiriyor ve şairin ne olduğunu, ona kimlerin uyduğunu, Müslüman şairin ne anlama geldiğini de çok net ortaya koyuyor. Bizim başka bir tercih noktamız olamaz. Ben Müslüman bir şair olarak Şuara suresini bir tarafa bırakıp şiir yazamam. Evet. Bu mümkün değil. Bunu yaptığım anda ben yolumu kaybederim diye düşünüyorum. Hakikat böyle benim için. Bu yüzden çocukluğumdan beri yazdığım hiçbir şey Şuara suresine ters olmasın. Evet. Hangi ayete? Mümin şairlere. Hani şairler ki onlar ancak sapıklar uyar. Onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıklarını söylerler. Ancak inanan ve salih amel işleyenler müstesna. Onlar zulme uğradıkları için şiir söylerler. Ben diyorum ki bu ikinci vadide yer alayım ve böyle öleyim. İnşallah. Böyle de anılayım öldükten sonra. Çünkü ben her vadide şaşkın şaşkın dolaşan, insanları sapkınlığa davet eden, onların huzurunu bozan, iç dengelerini alt üst eden şiirler yazmak istemiyorum. Böyle bir şiir yazacaksam da Allah canımı alsın o gün. Çünkü bu çok önemli. Biz insanlara eser bırakacaksak ya da yaşarken eser verip onların huzuruna çıkaracaksak onları güzelliğe götürmeli. Çirkinliğe götürmemeli. Onları Allah'ın yarattığı büyük kainatın güzellikleriyle baş başa bırakmalı. Huzurla, mutlulukla. Onları vahdaniyetle baş başa bırakmalı. Onları tevhidle baş başa, onları sonsuzlukla, onları ölümün gerçeğiyle, onların hayatın biteceğiyle onları baş başa bırakmalı. Ama hayat içerisinde de güzellikleri, hani Rabbena atina fid dünya haseneten, Allah bize dünyada her şeyin iyisini nasip et sırrınca yaşayabilir kılabilmeli. Bunu yapamıyorsa o şiirin, o sanatın, o edebiyatın bence sadece Müslümanlar için değil, insanlar için de bir faydası yoktur. Çünkü onları kötüye sevk eder, yanlışa götürür. Bu manada Şuara suresini hazmetmesi gerekiyor Müslüman şairin. Ve İslam'ın ilk şairleri bunu öyle hazmettiler ki, yani Hazreti Peygamber Hasan bin Sabit'e kalk Hasan sen de onlara bir şey söyle diyebiliyor idi.
Ka'b bin Züheyr hadisesi çok manidardır. Ka'b bin Züheyr kardeşi Müslüman olduğu için fazlasıyla öfkeleniyor. Yani sen nasıl Müslüman olursun diye. Ve başlıyor İslam aleyhine, Peygamberimiz aleyhine, Müslümanlar aleyhine şiirler söylemeye. Ağır şeyler söylüyor. Bu Hazreti Peygamber'in kulağına gelince katli gerekir diyor. Onu öldürebilirsiniz, kanı helaldir. Bu manada Müslümanlara tavsiyede bulunuyor. Ka'b'ın kanı helaldir, öldürebilirsiniz onu. Kulağına gidiyor. Ateş düşüyor içerisi. O inkılaba dönüşüyor. Yaptığının yanlış olduğunu fark edince Müslüman oluyor. İçinden kabul ediyor daha doğrusu ve Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Hazreti Peygamber de mescitteyken sanki başkasıymış gibi yani size Ka'b'dan haber getirdim deyince ellerini kılıçlarına atıyor. Ashab Hazreti Peygamber diyor ki söyle ey Ka'b. Yani ne diyorsun diyor. Başlıyor Banet Suat kasidesini okuyor orada. Yani giden sevgili Suat'a yazılmış bir kaside ama orada İslam için övgüler var. Hazreti Peygamber'e güzel mısralar var. Ve Hazreti Peygamber hırkasını hediye ediyor ona. Kaside-i Bürde diye anılmasının sebebi bu, evet. Zaten. Kardeşinden dolayı, Müslüman olan kardeşinden dolayı ayağa kalkmış, baş kaldırmış bir adam İslam'ın şairine dönüşüyor ve Ka'b bin Züheyr radıyallahu anh oluyor. Bir anda değişiyor hadise. Ondan sonra İslam için şiirler söylüyor. Hasan bin Sabit uzun da yaşamış bir sahabedir. Yani 120 yaşına kadar hatırlıyorum. Gözleri görmüyor bir dönem. Ama savaşlarda Müslümanlarla beraber gidiyor. Şiir okumak için. Şiir okuyarak Müslümanları cesaretlendirmek için. Kaside okumak için. Yani bu ne demektir? Bizim kelamımızın, sözümüzün, şiir sanatımızın bizim dünyadaki hak batıl mücadelesinde, vahdaniyetle şirkin mücadelesinde, paganizmle tevhidin mücadelesinde, ona karşı, şirke karşı, şeytan ve avanelerine ve ona yardım eden her şeye karşı bir silah olarak da kullanılması gerekiyor. Şiir aynı zamanda müminin Allah'ın yanında durarak Allah'a düşman olanlara karşı güçlü silahlarından birisidir. Evet. Eğer bunu fark edemezse bir şair, mümin bir şair, biraz bir dalgınlık içerisindedir, gaflet içerisindedir. Şiirini bu manada da düzenlemesi ve yazması lazım. Ama slogandan söz etmiyorum. Slogan atmak ayrı, şiir şiir gibi olacak. Adam gibi şiir olacak ama muhtevasını ben söylemeye çalıştım. Muhtevası da böyle olacak. O dönemde güçlü şairler, güçlü naatlar da yazıyorlar. İşte evet. Kaside-i Bürde dediğimiz. Ama aynı zamanda Kaside-i Bür'edir. O Bür'ede pişmanlık da demektir. Çünkü evet. Ka'b bin Züheyr pişmanlığının gazelini ya da kasidesini de okuyor orada. Hem bir hırka kasidesi hem bir pişmanlık kasidesidir. Banet Suat kasidesi. Onlardan çok yüzyıllar sonra gerçek bir hırka kasidesi de İmam Busiri tarafından yazılıyor. Onu da anlatırız ilerleyen dakikalarda naatı konuşurken. İşte şiir böyle güçlü bir muhafaza ve aynı zamanda saldırı, aynı zamanda da savunma aracıdır. Şiir sadece dediğim gibi ezberleyelim, birbirimize hoşlandığımız saatlerde, dakikalarda okuyalım, duygulanalım aracı değildir. Bunu da yerine getirir ama aynı zamanda eğer savunmaya ihtiyacınız varsa şiirle savunursunuz. Bu kardeşinizin bundan 26-27 yıl önce tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı demesinin sebebi budur. Eyvallah. Ben bu sesi dile getiremeyeceksem niye yazayım ki? Kesinlikle. Şiirle niye iç içe olayım yani? Bu sesi de aynı zamanda dile getirmem gerekiyor. Allah razı olsun. Sizden hocam. De. Gerçekten çok güzel açıkladınız. Evet. Sözünü de kesmek istemedim. Estağfurullah. Hakikaten günümüz dünyasında dediğiniz o ahenge ulaşamıyoruz. Yani evet. Bazen sözlerin içi kof, sadece işte yan yana getirip güzel evet, bir evet, dize maalesef. Oluşturma derdi var. Hocam biraz naatlara değinmek istiyoruz. Allah Resulü döneminde belki naatler hususunda Hasan bin Sabit'in işte Abdullah bin Revaha'nın evet, Ka'b bin Züheyr'in evet, dediğiniz evet. gibi naatlar vardı. Hatta Abdullah bin Revaha'nın Es-Subhu Beda hala dillerdedir. Evet, yine Kaside-i Bürde evet, hala evet, bilinmektedir. Evet. Naatleri biraz yorumlayabilir misiniz hocam? Şimdi şöyle bu çok enteresan. Divan edebiyatında da tabii, iyi bir yer çok güçlü edilmiştir. Naatlar var tabii yani yazılmış. O zaman naat geleneği henüz yok yani hani peygamberimize şiir yazalım
Yani onun şiirleri olsun diye bir başlık altında o şiirler yazılmıyor. Evet. Tabii bir şekilde oluşuyor. Efendimiz kainatın sultanı, yani işte Allah'ın adıyla adını andığı. Nazım türlerinin anda. İçinde de zaten bu tarz bir şey yok, yok değil mi hocam? Bu sonradan naat olarak evet. isimlendiriliyor. Yine yani Fuzuli'nin de yanlış hatırlamıyorsam, yani ya da işte naat yazanlardan birisi, tam isim aklıma gelmedi. Hani benim sözüm bir işe yaramaz. Benim sözüm bugün eğer güzel bir şekilde anılacaksa ya da bugün okunuyorsa senin kerim olan Allah'ın sana verdiği sıfatlardandır. Senin güzelliğindendir ey Allah'ın elçisi. Senin güzelliğin benim sözümü de güzelleştirdi der. Evet. İşte sözlerini Efendimizle güzelleştirmek için onu anlatan, o gününü anlatan, geçmişini, geleceğini anlatan, onun güzelliklerini, siretini ve suretini ortaya koyan şiirler yazmış Müslüman şairler. Bu şiirlere daha sonra bir isim vermek gerektiğinde işte naat, yani övgü şiiri, onu anlatan, özellikle anlatan, metheden, dile getiren anlamında naat denilmiştir. Ve bizim edebiyatımızda da, Müslüman milletlerin edebiyatlarında da naat önemli bir yer tutar. Ama bizde çok güçlü bir hale gelmiş. Evet. Yani böyle şahika, dorukta naatlar yazılmıştır. Fuzuli'nin Su Kasidesi bunlardan birisidir. Divan edebiyatında hemen hemen bütün divan şairlerinin çok güçlü naatları var. Mesela Heccav olarak bilinen, yani Hicivci olarak bilinen Nef'inin dahi çok güçlü naat-ı şerifleri vardır. Şeyh Galib'in "Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin evet. efendim" diye başlayan naatı. Nabi'nin o meşhur naatı. Dolayısıyla hani İcaz'a giderken daha sonra Medine'de minarelerden, müezzinlerin okuduğu o meşhur naatı. Bunlar hep çok güçlü naatlar. Fuzuli'nin Su Kasidesi muhteşem bir naat-ı şeriftir. Cumhuriyet döneminde de çok güçlü naatlar yazılıyor. Yani Arif Nihat Asya'nın naatı, Necip Fazıl'ın Esselam'ı ve oradaki şiirleri, Hazreti Peygamber'i anlatan şiirleri. Diğer şairlerden önemli naatlar yazılmıştır. Naatlar vardır, yazılmış. 1990 yılında da Türkiye Diyanet Vakfı ilk defa yıllar içerisinde benzeri yoktur. Uluslararası bir naat yarışması açmıştı. İşte o yarışmada Yağmur şiirini göndermiştik. Allah nasip etti, birincilik verildi şiire. O yarışmada da arkadaşlarımızın, şairlerimizin güçlü naatlar yazdığını söylememiz mümkün. Ancak bütün bunların içerisinde gerçekten de anılması gereken isim başta İmam Buhsari'dir. Evet. İmam Buhsari'yi anlatmamız gerekiyor. 1150-1200'lü yıllar Kuzey Afrika Şazeli tarikatının bir üyesi. Kalabalık bir ailenin reisi. Çelimsiz, zayıf, hastalıklı bir adam ama peygamber aşığı. Sürekli Hazreti Peygamber'e naatlar yazıyor. Onu dile getiriyor, övüyor, okuyor insanlara, heyecanlı, her gün bir şey yazmaya çalışıyor. Üzülüyor, ben niye güçlü güzel bir naat yazamıyorum falan diye. Bir gün evinden çıkıyor, camiye yürürken böyle çok güzel görünümlü, hoş, genç bir adam karşısına çıkıyor. Şey ne yapıyorsun diye, hiç peygamber rüyanda gördün mü? Hayır diyor, çok üzülüyor yani ben niye göremiyorum diye. Sonra adam kayboluyor, arıyor adamı da bulamıyor, niye sordun diyecek. Bulamıyor da. O kadar çok çok sıkıntıya dönüştürüyor ki bunu. Acılar çekiyor ve felç geçiriyor bir gün. Yatağa düşüyor. Yerinden kalkamıyor, yatalak hale geliyor. Aile sıkıntıda, nüfus kalabalık. O yine o dertler içerisinde naat yazıyor. Çok uzun da bir naat yazıyor yataktayken Hazreti Peygamber için. Ve o naat ezberinde, ezberliyor. Bütün şiirleri ezberindedir gerçek şairleri. Yani kağıda yazıp bırakmazlar öyle. İçlerinden geçer sonra yazarlar zaten. Bir şiir metni yazılıyorsa, ezberlenmiyorsa sıkıntı vardır yani onda. Kesin bilmemiz lazım. Benim mesela bütün şiirlerim ezberimden geçer. Diğerleri gelir unuturum öbürünü ama hani bir yerde bakınca hatırlarım hemen. Çünkü onu defalarca tekrar etmişimdir içimden. O da öyle. Bir gün yine o yatarak haliyle Hazreti Peygamber için bir şeyler yazmaya çalışırken şiirler, naatlar rüyasına geliyor Efendimiz. Ve diyor ki ey imam yazdığın naatı oku. Heyecanla başlıyor naatı okumaya rüyada. Yanlış hatırlamıyorsam 50 ya da 51. beyti unutuyor. Unutunca peygamberimiz okuyor o beyti. Oh. Daha bir heyecanlanıyor. O son mısrada şöyledir. Yaratmıştır seni ancak en Allah en hayırlı kul olarak. Böyledir. İkinci mısra beytin. Heyecanlı gidiyor ve naatın tamamını bitiriyor. Rüyasında Hazreti Peygamberimize sunuyor Efendimiz. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam
onun o felç geçirmiş ayaklarını elleriyle böyle sığıyor. Evet, bir geçiriyor, böyle bir masaj yapar gibi böyle. Sonra da mübarek hırkasını çıkarıyor, rüyada giydiriyor kendisi. İmam uyanıyor sabahleyin, sabah namazı. Uyanıyor ki hırka üzerinde. Rüyada giydiği hırka. Heyecanla hırkayı görünce ayağa kalkıyor, bakıyor ki felç yok. İyileşmiş. Efendimiz hemen koşuyor camiye. Heyecanla abdest alıyor camiye sabah namazı için. Yolda yaşlı bir adamla karşılaşıyor, komşularından birisi şeyle. Nereye gidiyorsun ey imam, ne yapıyorsun deyince. Sorma diyor, iyileştim diyor, camiye gidiyorum. Diyor ki, o naatı bir bana da okusana. Sen nereden biliyorsun? Çünkü o rüyayı ben de gördüm, Efendimizin yanındaydım diyor. Şimdi İmam Busiri'yi anmak gerekiyor. Gerçekten de bu çok büyük bir samimiyettir. Yani ben böyle imreniyorum. Yani nasıl güzel bir samimiyet. Ve tarihin, İslam tarihinin en özel naatlarından birisidir o yazdığı naat ki, yani rüyada okunmuştur Hazreti Peygamber'e. Naat geleneği böyle bir gelenek. Benim 6-7-8-9-10 yaşlarımın geçtiği köy odamızda babam, amcalarım, Rıza amcam vardı, babamın adı Seyfullah'tı, Sait amcam işte. Onlar böyle çok kitap okumuşlar yani, çok da şiir okumuşlar. Divanları ezberden okurlardı baştan sona. Yunus Emre'nin, Alvarlı Efe'nin, Muhammed Lütfi Efe'nin, Hulasatul Hakayık'ını, Niyaz-ı Mısri'nin bütün şiirlerini ezberden okurlardı hiç bakmadan kitaba. Onlar şiir faslını, ki ilkokul yoktu köyümüzde, yatsı namazından sonra başlayan şiir faslını naatla bitirirlerdi. Mutlaka her gece bir naat okurlardı, bir naattan bir bölüm okurlardı ya da Hazreti Peygamber'e selatü selam getirirlerdi, Fatiha derlerdi ve Fatiha okuyarak geceyi tamamlarlardı. Ve benim rahmetli amcam, Rıza amcam derdi ki, bir mümin şair naat yazmamışsa henüz adam olmamıştır. Evet. Ve bu böyle çocuk dünyamıza bizim yer etti, zihnime yer etti beni. Yani naat yazması lazım mümin bir şair. Peygamberimizi sözüyle güzelleştirmesi mümkün değil. O zaten kainat güzeli. Ama sözünü peygamberimizle güzelleştirmesi gerekiyor. Sözüne peygamberimizle şeref kazandırması gerekiyor diye düşünürdüm. İşte zaten Yağmur şiiri de böyle bir altyapının, o konak odasında, misafir odasında atılan temelin ve o altyapının neticesi olarak 80 ile 90 yılları arasında naat yazayım, naat yazayım düşüncesinden doğmuştur. Cenab-ı Hak nasip etmiştir. Yani biz hocam inşallah zaten evet. Yağmur'la ilgili çok evet. özel bir hikayenizin olduğunu evet. biliyoruz. Biz bunu ikinci bölümde inşallah alacağız i̇nşallah. Sizden. İnşallah. Biz bu bölümde son olarak böyle genel olarak Nurullah Genç gözüyle baktığımız zaman şiiri nasıl yorumlamamız gerekiyor? Yani evet. Bugünkü genç kalemlere de en azından belki biraz ufuk ki. Olacak. Şimdi benim aziz kardeşim, önce sanat anlayışımızı bir gözden geçirmemiz lazım. Başta söylediğim oydu. Çünkü bizim sanat anlayışımız Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına dayanır. Batının sanat anlayışı ve paganist sanat anlayışı Tanrı'yı tabiatın içinde tahayyül eden paganist kültüre dayanır. Bir anlamıyla da şirke dayanır. Çünkü bu şirktir. Yani Allah kainatın içerisinde bir nesneden ibaret değildir, bir cevherden ibaret değildir. Ama mimesis, sanatın tabiatı taklitten doğması hadisesi Aristo'ya kadar gider. Evet. Aristo'nun metafizik isimler serine kadar gider. Onun tiyatro isimler serine kadar gider. Aristo yaratıcıyı, Tanrı'yı tabiatın içerisinde bir cevher olarak gördüğü için sanatı da tabiatı taklitten doğurur. Bu gayet normal. Yani siz yaratıcıyı tabiatta tahayyül ederseniz, hani bu mitolojik tanrılar oradan doğar zaten. Evet. Tanrılar tanrısı Zeus'lu binemeydi olmayan şeyler bunlar. Hiçbir varlıkları yok. Yani la ilahe illallah dediğiniz mi hepsi dökülüyor. Yok zaten çünkü. Anlamları da gidiyor. Ama maalesef o medeniyet sanat anlayışını buraya dayandırmıştır. Ve bunu ihraç etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu sene Fuat Sezgin yılı. Evet. Fuat Sezgin Hoca İslam Bilimler Ansiklopedisi'nin ön sözünde yazmıştı bunu. Okumuştum. Diyor ki 1800'lü yıllardan itibaren İngilizler Aristo metodolojisini dünyaya hakim kılmak için çalışma başlattılar. İşte o sanat anlayışı da bütün dünyada hakim duruma geldi. Fakültelerde okunur, okutulur. Sanat tarihi bölümlerinde okutulur. Güzel sanatlar fakültelerinde sanat anlayışı okutulur ve mimesisten söz edilir. Yani sanat tabiatı taklitten doğar. Doğmaz kardeşim. Tabiat bir vasıtadır sadece.
Biz tabiatı ilham kaynağı olarak biliriz. Ama sanat tabiattan doğmaz. Çünkü sanat Allah'ın bize üflediği ruhtan doğar. Kesinlikle. Şimdi bunu ortaya koymadıkça biz şiire dair düşüncemizi netleştiremeyiz. Ali Ezzet Begoviç için dediği gibi kültür, medeniyet, sanat, irfan Allah'ın Hazreti Adem'e esmayı öğretmesiyle başlamıştır. Allah Hazreti Adem'i yarattı, ruhundan üfledi ve ona şeyleri öğretti. Bu sudur, bu topraktır, bu taştır, bu buğdaydır, bu geçinmektir. Ne varsa yani. Onların ne olduğunu bilmiyoruz. Allahu alem bir. Ama esmayı öğretti ona. Evet. Meleklere sayın dedi, sayamadılar. Neden? Çünkü Kur'an'da buyurmuyorum, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Melekler bilmedikleri için sayamadılar. Net ayetler bunlar. Secde edin dedi. Secde istedik diyor. Melekler secde etti ama birisi reddetti. İkinci medeniyet de orada başladı. Yani birinci medeniyet Hazreti Adem'le başlayan toprak medeniyetidir. Bereket medeniyetidir, merhamet medeniyetidir, gül medeniyetidir. Biz o topraktan biten gülü de Efendimiz de sembolize etmişiz. Hazreti Muhammed medeniyetidir. Temelde İslam ve tevhid medeniyeti. Ona karşı çıkan şeytan neyle böbürlendi? Ben ateşten yaratıldım ve daha üstünüm. Bu rasyonel mantığın üstünlük ölçüsüdür. Gücünüz varsa üstünsünüzdür. Silahınız varsa üstünsünüzdür. Alırsınız uçaklarınızı, filolarınızı, gider Orta Doğu'yu işgal edersiniz. 5 milyon insanı öldürürsünüz Orta Doğu'da. Çünkü üstünlüğünüz ona dayandırıyorsunuz. Oysa Allah üstünlüğün ölçüsünü nasıl koydu? İnne ekremekum indallahi atkakum. Cenab-ı Hak doğru söylüyor. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın indinde üstün olan, ona en yakın olandır. Takvaca yukarıda olandır. İslam'ın üstünlük ölçüsü budur. Sahip olduğunuz mallar, mülkler, makamlar, paralar, silahlar, sahip olduğunuz güç, eritme gücü ya da diriltmeyi fark etmez. Hiçbir şey yapma, ortaya koyma gücü. Bunlar sizin üstünlük ölçünüz değil. Bu nedenle sizin kat kat gücünüzün aşağısında çok güçsüz bir adam, yani siz zenginsiniz, şöhretlisiniz, malınız, mülkünüz var, ünvanınız var. Ama hiç bunlara sahip olmayan, sokakta yürüyen bir adam daha fazla yakınsa Allah'a sizden üstündür ve bunun ölçüsünü Allah bilir, biz bilemeyiz. Bu nedenle bizim toprak medeniyetimizin karşısına ateş medeniyeti dikildi. Şimdi o medeniyetin sanat anlayışı mimesise dayanır, tabiatı taklide. Bizim medeniyetimizin sanat anlayışı ise Allah'ın sübuti sıfatlarının bize yansımasına dayanır. Çünkü Allah'ın sıfatları iki gruptur. Zati sıfatları vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, ona aittir. Tektir, vücudu mutlaktır, ezelidir, ebedidir, yarattıklarına benzemez mi? Muhtaç değildir. Ama onun dışındaki hayat, ilim, semiye, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatları sübutidir, canlı varlıklara vermiştir ve insana fazlasıyla ikram etmiştir onları. Bir de akıl verdiği için sanat buradan doğar. Hangi sanat? Görmeden resim doğar işte. Resim görmeyle alakalı bir sanattır. Evet. Musiki işitmeden doğar. Şiir nereden doğar? Kelam sıfatından doğar. Tabiatı taklitten falan değil. Tabiat sadece araçtır. Eyvallah. Bunu anlatmamız lazım. Yani şiiri, sanatı, edebiyatı kendi sanat anlayışımıza dayandırma noktasına taşımadıkça biz kendimize ait sanatkarlar yetiştirmekte zorlanırız. Kesinlikle hocam. Evet. Allah razı olsun. Sizden de kardeşim. Hocam birinci bölüm sona erdi. Eyvallah. Gayet de hızlı geçti. Eyvallah. Biz inşallah ikinci bölümde tekrar devam edelim. İnşallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir ara. Eyvallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Genel itibariyle programlarımızı takip eden izleyicilerimiz bilirler. Biz ikinci bölüme şiirle gireriz. Fakat bugün okuyacağımız şiirin bir hikayesi var. Özellikle hocamın Yağmur şiiriyle alakalı bir hikayesi var. Ben okuduğumda çok duygulandım hocam. Sizden dinlemeyi istiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Bir arzu haldir bizim için Yağmur. Yani işte bir öldükten sonra kalacak, inşallah kalır. İnşallah. Okuyanlar Efendimiz'e salatü selam getirirlerse, yazana da Allah razı olsun derlerse bizim için sadaka-i cariye olur. Çünkü el hak günü gelecek, gideceğiz bu dünyadan. Allah sonumuzu ayrı eylesin, Amin. Affetsin bizi. O köy odasından bahsetmiştim. Hani evet. Naat yazamayan adam olmamıştır diye. Allah razı olsun ki Rıza amcam ve babam onlar böyle söylemişler. Çünkü motive ettiler bizi yani. Eskiler saik derdi, saiklendirdiler. Kendimizi naat yazmak için de bir mücadelenin içerisinde bulduk. 1980 yılından itibaren dergilerde şiirlerimiz yayınlanmaya başlayınca
Ve baktık böyle kitap olmaya doğru gidiyor şiirler. Artık bir yerlerde isim duyulmaya başlandı. Milli Türk Talebe Birliği Hicri 1400 şiir yarışmasında birincilik ödülü almıştım ben hicret şiiriyle. Orada başladı, biraz daha gelişti. Sonra Nesil Dergisi, Aylık Dergi, ismi Aylık Dergi'ydi, Yaşar Kaplan'ın çıkardığı. Oralarda şiirler yayınlanmaya başladı. Zihnimde ya ben naat da yazmalıyım artık, yani şiirler başladı böyle duyulmaya, bir naat yazmalıyım diye de bir duygu oluştu. 10 yılı uğraştım, 10 yıl çeşitli naat denemeleri yaptım. Baktım hep yazılmış güçlü naatlar onların altında kalıyor, eziliyor yani. O dururken benim yazdığımı kimse okumaz diye düşünüyorum. Böyle bu duygu içerisinde birçok naat denemesi yaptım. Pek çok naatı da inceledim o süre içerisinde. İçimde hep böyle bir naat yazma arzusu var. Yoksa yani Yağmur birdenbire işte bir yarışma açıldı, yazıldı değil. Yarışma açıldığı için gönderdik, o kadar yani. 1990 yılında İstanbul'dayım. İstanbul'dan geriye dönüyorum. O zaman Allah selametlik versin, Hekimoğlu İsmail'in, çok kıymetli Ömer Okçu'nun da kendisi çok muhabbetimizin olduğu bir ağabeyimizdir. Yıllarca beraber olduk Timaş yayınlarında. Minyeli Abdullah romanı filmleştirilmişti, evet. Ve onun galasına davet edilmiştim ben. Filmin galasında bulunduk. Film bitti. İstanbul'dan Erzurum'a döneceğim. İşte şimdiki gibi Esenler'de değildi. O zaman Topkapı'daydı. İstanbul'un otogarı. Topkapı'da da çok sıkışıktı. Ya otobüse biniyordunuz, 3-5 saat trafikte kalıyordunuz. Eyvah, yine o trafikte ben ne yapacağım falan diye gittim otogara. Otobüse bindim, bekliyoruz. Sıkışmış otobüsler, çıkamıyorlar ya. Çileydi yani o zamanlar. İstanbul'da belediyecilik zaten çileydi yani. Çok iyi hatırlıyorum. Her tarafta su yok, çöp dağları vesaire. 90'lı yıllar böyleydi, evet. Yani İstanbul için. Maalesef. İşte camdan dışarıya bakarken böyle yoruldum artık. Yağmurlu da bir hava, camlar puslu. İnsanların gidiş gelişleri böyle camlarda silüete dönüşüyor. O arada bir ayet-i kerime meali aklıma geldi. Allah buyuruyor ki bir ayette, nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Şimdi bu çok çarpıcı bir ifade. Çünkü herkes bir yerlere gitmenin telaşında. Yani biri aşağı gidiyor, biri yukarıya gidiyor, biri evine gidiyor, biri uykuya yatağa gidiyor, biri yataktan kalkıp bir yere gidiyor, biri öbür tarafa gidiyor. Birisi yürüyemiyor, kötürüm hayalinde gidiyor, geliyor vesaire. Hep böyle bir gidiş var. Nereye gidiyorsunuz deyince böyle bir muhasebeye dönüştü. Bu ben nereye gidiyorum, toplum nereye gidiyor derken. Hazreti Adem'den aldım getirdim, Hazreti Peygamber'in zamanına Uhud Savaşı'na gittim. Okçular Tepesi'ndeki asaptan insanlara, o mübarek insanlara seslendim. Ya nereye gidiyorsunuz Peygamberimiz, ayrılmayın dedi, bir oturun burada, durun bana falan. Sonra yani o hali anlatıyorum. Abdülhamit Han'ı azdedenlere gitti aklım. İttihat ve Terakki'ye gitti, onun düşmanlarına gitti. Gafletle ona hücum edenlere gitti. Ya ne yapıyorsunuz, Abdülhamit Han'ı indiriyorsunuz. Devlet-i Ali'ye ayakta kalsın diye ömrünü vermiş bu adam. Zaten ya Balkanlar öyle bir idare etmiş ki, ondan sonra Balkanlardaki bütün yabancı unsurlar birleşmiş, kiliseler Osmanlı'ya hücum etmişler, Edirne'ye kadar gelmişler. Oysa onlar birbirine düşürerek yıllarca orayı idare etmiş. Böyle bir muhteşem insan, Allah rahmet eylesin. Evet. Onu sorguladım kendi kendime, Abdülhamit Han'ı niye indiriyorsunuz diye. Böyle bir tarih muhasebesi içerisinde 3-4 saat geçmiş. Nasıl yoğunlaştıysam demek ki. Hemen cebimdeki o filmin gala biletini çıkardım. Onun arka tarafında bir boşluk vardı. Oraya şöyle yazdım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Eyvallah. Bu millet sultan millettir. Ama nerenin sultanıdır? Gönüllerin sultanıdır. Bu millet idare ettiği tebasına bile hizmet etmiş bir millettir. Onlara sultanlık taslamamıştır. Onun için Ermenilerin Osmanlı'daki adı Teba-i Sadıka'dır. Çok sadık bir tebadır Ermeniler. Ta ki onları Ruslar ve İngilizler onların hafızasını iğdiş edene kadar ve bozana kadar. Neden sadıklardır? Çünkü çok rahatlardır Osmanlı'da. Hiçbir sıkıntı çekmemişlerdir. Askerlik bizim için var, nöbet bizim için var, savaş bizim için var. Onlar vergileri bile farklı, her şeyleri farklı. Gayrimüslimlerden tarihin akışı içerisinde bütün şeylere gidin yani, ne diyeyim, arşivlere gidin, belgelere gidin, bakalım bir tane ah işitecek misiniz? Yahudiler bile kovulmuşlar, İspanya'dan gelmişler, Osmanlı'da rahat etmişler.
biz böyleyiz. Orta Doğu bugün bunun çilesini çekiyor işte, bundan uzak kaldığı için. Kesinlikle hocam. Mekke Medine bunun çilesini çekiyor. Çünkü o ruhtan uzak kalmış. Maalesef. Yani biz oraları kaybetmişiz. Oraları idare eden zihniyet bizim zihniyetimiz değil. Başkalarının güdümünde olan bir zihniyet oraları idare ediyor. Osmanlı öyle değildi ki. Osmanlı bir medeniyet devletidir. Kuru kuru bir devlet değildir. Yani yüzlerce yıl başka milletlerden, dinlerden olan tebalarını dahi Allah'ın Kur'an'da ifade ettiği bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir düsturuna göre idare etmiş bir millettir. Mahkeme kararının ve savaşın dışında öldürmez. Çünkü biz mahkeme kararı, yani kadı karar vermedikçe ya da savaş olmadıkça öldüremeyiz. Biz, bütün insanlık bizim emniyetimiz altındadır. Böyle inanırız. Ya yani o yüzden Orta Doğu'da, şu topraklarda birbirini öldüren Müslümanlar ne kadar cahil Müslümanlardır. Ne kadar gafil Müslümanlardır. Yani mücadele etmeleri gereken büyük bir küfür dünyası varken birbirleriyle mücadele eden Müslümanlar nasıl bir garabet hal içerisindedirler. Ya Allah buyuruyor ki haksız yere bir insanı öldürmek. Bırakın Müslümanı. Evet. Yani siz savaş ve mahkeme kararı yoksa öldüremezsiniz. O zaman kenetlensenize birbirinizi. İşte bütün bu muhasebeler Yağmur şiir içerisindeki bu ifadelerde geçer. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Efendimiz'den uzaklaştık çünkü. Ve ondan sonra da bir dönem noktasında aklıma Rahman düştüğüyle devam etti. Erzurum'a gittim. Şiiri tabii böyle koydum o dörtlüğü içerisinde cebime. Kaybetmek istemiyorum. Anladım, binaat yazıyorum ben herhalde. Gittim Erzurum'a, kapıyı çaldım. Eşim çıktı, dedim ki ya ben yeni bir şey yazmaya başladım. Farklı bir şey yazmaya başladım. Ne kadar sürer bilmiyorum. Bana tahammül et. Allah razı olsun. O da İki tane çocuk vardı, onlara baktı etti. Üç ay sürdü. Üç ay ben o odaya kapandım. Evimiz 40 metrekare, bir iki tane odası var. Onun duvarlarıyla konuştum üç ay. Bu mısraların her birini böyle duvarlara okudum. Bütün İslam tarihi gözümüzün önünden geçti. Bazı şeyleri yeniden okuyorum, neydi ne değildi diye. Kitaplara bakıyorum, orası nasıldı, burası nasıldı falan. Bir şeyi atlamayayım diye. Üç ay sonra şiir bitti. Bittiği haliyledir. Yani şu anda şiirin hali odadan çıkmış halidir. Hatta fakültede arkadaşlar demişler ki ya bu hastalandı. Benim sosyal şeyimde çok güçlüdür ilişkilerim. Arkadaşlarımla muhabbetim vardır. Severim insanlarla beraber olmayı, paylaşmayı vesaire. Onlarla da ilişkiler zayıfladı. Selamünaleyküm, aleykümselam, merhaba deyip gidiyorum. Doktorlara gitmişler ya, demişler ki psikiyatristlere bu böyle hasta oldu, ne yapalım. Onları da getirin bakalım demişler. Beni götüremediler. Tabii bahane ediyorlar. Hastaneye gidelim, birisi var görelim. Ben kaçıyorum eve. Naat yazıyorum çünkü. En son doktor arkadaşa gitmişler, o da demiş ki ya demiş omuzları düşüyor mu ona bakın yani. Çünkü omuzu düşerse yakalayıp getirmeniz lazım. Kement atın gerekirse alın gelin. Meğer hep omuzlarıma bakıyorlarmış, omuzları düşüyor mu diye. Çok güzel bir hatıra bu. Şiir bitti, onları da topladım. Okudum. Hatta bir arkadaşımızın gözünden yaşlar geldi. Yusuf Bayraktan profesör şimdi. Kocaeli'de. Ya abi dedi, keşke 6 ay kapansaydın dedi. O kadar da değil. Ondan sonra şiiri okudum, arkadaşlara okudum. Efendimizin torunu bir zat-ı muhterem vardır, Muhammed Zeki Bayram diye. Kadiri tarikatın önemli ismidir. Muhterem ve mübarektir. Gittim ona okudum. Çünkü onun soyadını kullanmıştım Rumuz'da. Bayram'dır onların soyadı. Şiiri dinledi. Benden ilk defa şiir dinliyor. Yani hiç ben ona şiir okumamışım. Dinleyip bitirdikten sonra dedi ki işte şimdi adam olmuşsun. Tamam, onu da ondan işittim o anda. Böyle bir garip oldum. Dedim ki amcamla konuştunuz mu bu şiir konusunda? Hayır dedi. Dedim ki Allah razı olsun, amcam da aynı şeyi söylerdi. Yani naat yazmayan adam olmamıştır diye. Ona da buradan hürmetimizi gönderiyoruz. Mübarek bir adamdır. İnsandır. Efendimizin torunudur. Dolayısıyla böyle yazıldı Yağmur. Sonra bir arkadaş geldi, dedi ki ya yarışma var hocam, oraya gönderelim abi diye. Nazire Kalın benim şair dostumdu. Allah rahmet eylesin, onu da kaybettik. Ve onun da çabasıyla yarışmaya gitti. Yarışmadan sonra işte birinci oldu, geldi. Ben yalnız Yağmur'dan sonra gerçekten hastaneye gittim. Yani sinir uçlarım iltihaplandı. Evet. Zona diye bir deri rahatsızlığına yakalandım. Tüm vücudum döktü. Yoğun stres. Tabii yani ondan kaynaklanmış. Büyük gerilim ve stresten kaynaklanmış. Sonra tedaviyle geçti Allah'a şükür. Böylece Yağmur ortaya çıktı. Allah razı olsun hocam. Şimdi siz buyurun okuyun, ben de dinleyeyim. Allah razı olsun. Müsaadenizle inşallah. Gerçekten
şiir, söz, her neyse hocam, evet, altında bir anısı, bir mazisi varsa o zaman tatlıdır. Evet, evet, kesinlikle. Sizin için belki yazmak bambaşka bir eserdi, evet, bambaşka bir duyguydu. Benim için de okumak bambaşka, eyvallah, bir duygu. 9 yaşından beri Yağmur şiirini dinlerim devamlı hocam. Bunu duymak ara ne ara, güzel ya, ne güzel. Ara ara da seslendiririm, eyvallah, inşallah. Biz de dinleyelim şimdi bakalım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Edenin adıyla insanlığa inen nur. Bir gece yansıyınca kentesi bir dağdan, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyükmüştü pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğum küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Tabanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.
nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içilecek. Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Ben olsaydım. Kaliminize evet, sağlık. Sesinize, kalbinize, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun hocam. Gerçekten çok güzel okudunuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O ruha, o manaya uygun. Dizeler gerçekten evet. Hocam ciddi anlamda dolu. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak nasip etmiş. Şükürler evet. Olsun. Yani öyle düşünüyorum. Yaşım 59-60. Dünyada ne kadar kalacağımı bilmiyorum artık. Allah'ım beni affetsin. Ama şükrediyorum ki işte. Ben gittikten sonra birileri diyecek ki Yağmur diye bir şiir var. Nurullah Genç diye birisi yazmış. Allah ona rahmet eylesin. Derse yeter. Amin. Allah razı olsun. Evet, sizden de. Genel itibariyle hocam biraz daha hani bir çerçeve çizersek eğer hani bir de seyircilerimize hani bu programdan biraz dipnotlar bırakırsak eğer şair ve şiirden evet. Neler aktarabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Ana temayı verdim ben. Allah'ın kelam sıfatının bir yansıması şiir. Ancak şiirin temel bazı unsurları var. O unsurları bilmesi lazım. Şiirle hemhal olanların, ilgilenenlerin. Dolayısıyla şiiri konuşacaksak, şiir sıradan bir söz değildir. Malayani söz de değildir. İnsanı farklı bir iklime götüren, onun ruhuna açılımlar kazandıran, onu iyiye doğru, güzele doğru sevk eden sözdür. Bunun için şiir sözü güzellik çağrıştırır. Evet. Şiir denince akla güzel gelir. Çirkin gelmez. Mesela küfür sözü bu yüzden şiire yakışmaz. Çünkü şiir küfrü çağrıştırmaz. Evet. Ve şiirin en önemli özelliğinden, unsurlarından birisi dildir. Bir dil kullanırsınız orada. Kelimeler hecelerden, harflerden, hecelerden müteşekkil. Ama kelimelerin bir ruhu vardır. Şiir ruhu kelimelerin eğer çirkin söz ifade eden kelimeler varsa onun ruhuyla bütünleşmez. Kalıcı olmaz. İnsanı rahatsız eder. Bu nedenle güzel anlam ifade eden kelimelerin, olumsuz manalar taşıyan kelimelerin değil, olumlu anlamlar taşıyan kelimelerin ruhu şiirle birleştiğinde, bir de hangi dille şiiri yazıyorsanız, o dilin imkanlarına da vakıf olduğunuza, özelliklerine, kompozisyon bilgilerine vesaire en önemli unsurlardan birini doğru kullanmış olursunuz. Buna dil unsuru diyoruz. Şiir atölyelerimizde bunun üzerinde uzun uzun duruyoruz. Bu sene Sancaktepe Belediye'mizin şiir atölyesi vardı. Atölyemizde olan kardeşlerimiz bilirler. Birkaç hafta sadece dil üzerinde durduk. Çünkü dili doğru kullanamıyorsanız şiirin esas ham maddesi orası. Yani evet. O duyguları dille anlatacaksınız. Şiir kuramazsınız. Şiir yanlış, zaten baştan yanlış olur. İkincisi kültür, irfan, bilgi. Yunus Fuzuli divanlarından birinin hemen başında der ki şiir bir ilimdir aynı zamanda. Ben bir şey okumuyorum ama yazarım. Yazamazsınız. Okuyacaksınız ve öğreneceksiniz. Öğrendikleriniz şiir diliyle şiire akacak. İlim diliyle değil. Ama şiir diliyle akacak. Besleyecek onu. Arka plan oluşturacak. Temeli sağlam olacak şiirin. Neyi kullanacaksınız?
Hangi kelimeyi seçeceksiniz? Kelimelerin iki tür anlamı vardır. Bir lügat anlamı, bir de ıstılahi anlam denir. Lügat anlamı, açarsınız kelimenin karşılığına bakarsınız. Değil mi? Yani inkılap, açar bakarsınız, bir halden bir hale geçme, değişme vesaire. Kalpten gelir, kalbin değişmesi, inkılaba uğraması. Ama bunun bir ıstılahi anlamı vardır, ilmi anlamı. Tarih içerisinde o kelime nasıl tezahür etmiştir? O kelimenin tarihteki karşılığı nedir? Hadiseler içerisindeki yeri nedir? Toplum içerisinde, sosyolojide, psikolojide, mantıkta, felsefede o kelime nasıl yer almış? Bütün bunları toplarsınız ve ıstılahi anlam ortaya çıkar. Şair ıstılahi anlamları bilmek zorundadır. Sırf lügat anlamını bilerek kelimelerle şiir yazamaz. Yazdığında yanlış şeyler çıkar ortaya. O yüzden dili hakim olacak ve iyi kullanacak ve bir de onun ifade ettiği medeniyeti, kültürü, ilmi, irfanı taşıyacak şiire. İkinci özelliği de bu. Üçüncüsü ilham dediğimiz şey. Durduk yerde ortaya çıkmaz şiir. Masa başı bir eylemin sonucu değildir. Şiir sadece bir dil oyunu değildir. Şiir aynı zamanda bir ruhtur. Bir ruhun kelimelere akmasıyla mümkün olur, vücut bulabilir. İşte bu ilham dediğimiz şeyle ortaya çıkar. Yani etkilenirsiniz. Bir şey sizi etkiler, sizi konuşturmaya başlar. Mesela bir şehre bir şiir yazabilirsiniz. İstanbul'a şiirler yazılmış. İstanbul sizi etkiler. O etki sizin şehre dair duygularınızı, düşüncelerinizi şiir diliyle bir metne dönüştürür. Ve İstanbul şiiri çıkar ortaya. Ve dersiniz ki Çamlıca'da bir ay gördüm senindi, birden o nazenin yüzüne indi. Bu ancak ve ancak ilhamla olabilir. Bu nedenle şiir aynı zamanda hayattır. Hayatın kendisidir. Hayattan kopuk şiirler kalmaz. Yunus Emre'nin şiirleri hayatla o kadar iç içedir ki o yüzden yüzyıllardır okunuyor. Bazı şairlerin tekrar eder durur. Yani dolayısıyla bu ilham dediğimizde son derece önemli. Bir başka unsur, üçüncü unsur musikidir. Yani şiirde bir ahenk olması lazım. Neden musikidir? Hatırlarsanız konuşmamın başında demiştim ki yani Suudi Arabistan'da ve Hicaz'da şiir ilahiden doğmuştur. Olmuştur. Çünkü temelinde musiki var. Temelinde musiki var. Yani tabii o musiki dediğimizde önce güfteyle beraber organize edilmiş ya da kurulmuş, söylenmiş ama güftesiz söylenmeye başlayınca şiire dönüşmüş. O zaman o şiirdeki ahenk devam edecek. Yahya Kemal bunun için şiiri bir musiki olarak aynı zamanda telakki eder. Ahmet Haşim hakeza bir rüya hali olarak Ahmet Hamdi Tanpınar görür. Necip Fazıl yine o uyumdan söz eder, ahenkten söz eder. Aynı şekilde şiir bir ahenk işidir diyorum. Ahenk yoksa yazamazsınız. Tekrarı olmaz, ezberlenmez, takip edilmez, akılda kalmaz. Yani böyle müphem bir mantık metnine dönüşür. O zaman mantık kitabı yazacaksınız. Ya da felsefi bir şey yazacaksınız. Şiir diye sunmayacaksınız onu. Bu ahenk de önemli. Bir başka unsur, yani beşinci unsur, yine şiir açısından çok önemlidir. O da biçimdir. Yani aruz olabilir, hece olabilir, serbest olabilir. Hiçbir şeyinden yana tavrımı koymuyorum. Her türlü biçimde yazılabilir. Ama adam gibi şiir olsun yeter. Bir biçim olsun. Şiir olsun. Serbest yazmak, savurmak anlamına gelmez. Kafiyeleri arda arda dizmek de şiir anlamına gelmez. Kafiye, sırf kafiyeden oluşan bir metin şiir olmaz. Biz onlara manzumeler diyoruz zaten. Yani güçlü bir mana olması lazım. İmge dediğimiz, eskiden mazmun dediği şeyler çok güçlü kullanması lazım. Bir. İkincisi, ben bir şey unsur daha ekliyorum. Merdiven unsuru diyorum. Yani bir de eskilerin ne yazdığını bileceksiniz. Eskilerin yazdıklarını tekrar etmek yok. Daha güçlü şeyler yazacaksınız. Kesinlikle. Benim naatta yaptığım oydu. Bütün naatları inceledim. Farklı bir şey çıktı ortaya. Yağmur çıktı. İşte bunu yapmak zorundayız. Buna da merdiven unsuru diyoruz. Bu altı unsuru bir araya getirdiğimizde Allah'ın kelam sıfatından yansıyan güçlü bir sanat dalı olan şiir ortaya çıkıyor ve insanı cezbediyor. Eyvallah hocam. Hocam sizin de bu anlamda çok evet. Kıymetli eserleriniz var. Eyvallah, yani herhalde 200 tane şiiriniz rahat fazladır. Var. Daha fazladır. Fazladır. Yani 19-20 şiir kitabı 20. yolda inşallah. Dolayısıyla fazladır. Bunlarla ilgili biraz konuşursak hocam özellikle evet. Son şiir kitabınızla alakalı. Evet yani ilk şiir kitabım Çiçekleri Şümesi'ndir. 1986'da yayınlanmıştı. İlk şiirlerim vardı orada. Rahmetli Orhan Okay Hoca'nın, Profesör Doktor Orhan Okay Hoca'nın Rahle-i Tedrisi'nden epeyce geçtim ben.
Hocam da ona ön söz yazmıştı zaten ve bana asıl bu kitaptan sonra kendi sesini bulacaksın demişti. Dolayısıyla Çiçekler Üşümesi'nden sonra Nüye Geva şiir kitabı çıktı. Yankı ve Üzüm derken devam etti bunlar. Yürüyelim Seninle İstanbul'u ta Erzurum'dayken yazmak nasip olmuştu. Aşk ölümcül bir hülyadır, üzünün lalesidir dünya, gül ve ben. Ondan sonra aşkım isyandır benim, siyah gözlerine beni de götür. Yankı ve hüzün, denizin son martıları ve işte birkaç deli güvercin. Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Ateş semazenleri, Çanakkale her şey yanıp gül oldu derken Mahrem ve Münzevi adıyla toplu şiirler yayınlanmıştı. Hemen arkasından geçen sene Bilardo Telmihleri şiir kitabı çıktı ve Siyah Beyaz Tabletler ondan önce yayınlanmıştı. Şimdi elimizde Söyle Bana Hindiba şiir kitabı var. İnşallah güzün okuyucuların elinde olacak. Hindiba bir çiçeğin adıdır biliyorsunuz. Evet. Kara hindiba da denir. Bu her tarafta bahçelerde yer alan sarı çiçeğin adıdır. O çiçeğin bir özelliği var. Başka çiçeklerde onu kolay göremezsiniz. O çiçek sonunda böyle bir tüy topuna döner. Yuvarlak tüy topu. Evet. Onu böyle üfler dağıtırlar. Fotoğrafçılar ondan güzel fotoğraflar çıkarmaya çalışır. Zannedersiniz ki tüyler dağıldı, harap ettik. Hayır hayır. O çiçeğin tohumları böyle yayılıyor yeryüzüne. Ya. O çiçek gittikçe, o tohumlar dağıldıkça zaten, o tüyler dağıldıkça büyüyor ve gelişiyor. İnsan bazen dağıttım zannettiğini berekete dönüştürür, farkında olmaz. Kitap da bunu anlatıyor zaten. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Eyvallah. Bir şiiriniz var sanki okumak istediğiniz. Vaktimiz varsa okuyalım. Bir dakika, iki dakika. Tamam. Yani bir bölüm okuyayım ondan. Olur. Çünkü vaktimiz çok fazla değil. Olur. Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yârim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana hindiba, sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Son bölümü de şöyle. Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından. Ellerim ışıldar alacakaranlıkta. Saklambaçlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını anmak, döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş yanığıdır düşlerim, sonbahar ruhumu bekleyen oba. Söyle bana hindiba, sen nasıl bu kadar sevda hecesi, sen nasıl bu kadar hayal incesi, sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, sen nasıl bu kadar tarih öncesi? Eyvallah böyle hocam. Bir şiir işte. Bu da biraz bir nevi fragman tadında olsun. Evet, hocam. Evet. Yani ortada 3 bölüm daha var. Onlar da artık merak etsin. Evet, inşallah. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza güleyim. Allah razı olsun. Gerçekten. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bundan sonraki faaliyetlerinizde de başarılar. Allah razı olsun. Benim can kardeşlerimi, seyircilerimi de buradan sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Onlar bizim hocam. Kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, bugün Üstad Nurullah Genç ile beraber biraz şair, şiir konuşmak istedik. İnşallah faydalı olmuştur. Ezan vakti geldi. Biz sözü ezana bırakacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler inşallah.